Adam koca bir danayı kurban olarak kesti ve büyük bir ateş yaktı. Kızına da dedi ki, kızım, akrabalarımızı, sevdiklerimizi, komşularımızı çağır ve gelip bizimle oturup et yesinler. Kızı avluya çıktı, bağırdı. Evimizde yangın çıktı, yetişin ahali, evimizdeki bu yangını söndürmemize lütfen yardım edin. Birkaç dakika içinde bunu duyan bir grup insan yangın söndürmek için yardım etmeye koşup evlerine geldiler. Diğer komşular, akrabaları ise bu feryadı duymamış gibi davrandılar. Feryada anlayacağınız kulak tıkadılar. Yardıma gelenler kurban kesen ailenin kurban etinden yiyip afiyetle içtiler. Karınlarını doyurdular. Giderken de ellerine birer parça et verildi. Baba şaşkındı. Kızına döndü ve dedi ki, kızım, gelen insanları tanımam. Daha önce hiç görmedim. Yangın var diye niye bağırdın? Peki sevdiklerimiz, dostlarımız, meslektaşlarımız nerede? Kızı gözleri dolu dolu dedi ki, babacığım, evimizdeki yangını söndürmeye, yardım etmeye gelmeyenler bizi yangına terk ederler. Bizim meğerse dostumuz, arkadaşımız, aile akrabalarımız değillermiş. Demek ki dedi. Komşu olup dost, akraba olmayı, dostluk yapmayı, cömertliği ve misafirperverliği hak edenler bunlarmış babacığım dedi. Canlar, sonuç bir felaket anında kim yanınızda değilse inanın ona dost, kardeş, akraba, aile demeyin. Çünkü bunlar sizin yüzünüze gülen, nezaketinizi, cömertliğinizi hak etmeyenlerdir. Kalın sağlıcakla.